Fujifilm Türkiye'den herkese merhaba, ben Evren. Ben Oğuz. Bugün yeni bir oyuncak geldi. Bununla alakalı kısa bir tanıtım yapacağız. Bu da nedir? Slider. Şimdi tam olarak Türkçesi aslında kaydırma çubuğu, kaydırma aparatı diyebiliriz ama genel olarak slider olarak yerleşmiş. Özellikle ağırlıklı olarak daha doğrusu videografide kullanılıyor ama fotoğrafçılıkta da kullanılabiliyor. Evet. Birazcık bahsederiz onlardan. Bu ARK ürünün bir ürünü ve karbon fiber malzemeden yapılmış. Aynen. 8 kat karbon fiberden, yani epey dayanıklı olarak bahsedilmiş. Hangi boyları vardı? Onun 4 boyu var. 60, 80, 100 ve 120 santim olarak. Tamam, süper. Bu boylar işte bizim çekeceğimiz konuya göre değişiklik gösterebiliyor. Rayın uzunluğu, yani daha uzun bir mesafede takip edeceği gibisinden. Şeyden, şimdi farklı uzunluklar var ya. Ben mesela 120 santimini alayım, büyük olsun da hani diğer araları da çekerim demek mantıklı mı peki? Mantıklı mı? Aslında şöyle, alan varsa olabilir ama alan yoksa büyük bir problem. Çünkü onu mesela şu an 100 santim bir slider var burada ve bizim masa tam geldi. Hı hı. Ama ayak olsaydı da bu sefer duvarlardan dolayı mesafe belki yetmeyecekti. Hı hı hı. Öyle bir sıkıntı olabilir. Yani orada birazcık böyle çekeceğin, devamlı çektiğiniz işlere göre hareket etmeniz mantıklı. O yüzden aynen, farklı farklı şeyler yani var. Örneğin YouTube'da ben ürün incelemesi vesaire çekiyorum diyenler için 60 santim de gayet evet, yeterli bir boy. Evet, masa üstünde falan kullanıyorsa özellikle. Ama mesela arabanın içinde böyle ilginç açılarla bir slide yapacaksanız ya da daha geniş alanlarda ya da bir sokakta, o zaman mümkün aynı uzunlamakta fayda olabilir. Peki genel biraz böyle teknik özelliklerinden bahsedelim, wattlarından bahsettik. Takviye mesela kaç kiloluk bu makinesi şey yapabiliriz, taşıyabiliriz? 10 kiloya kadar taşıyabiliyor. Hiç fena değil. Yani evet, neredeyse piyasadaki tüm aynasızları, üstüne şeyleri, DSLR sistemleri taşıyabilecek. Tabii. Ve karbon fiber olduğu için ve bahsettik 8 katlı karbon fiber de epey dayanıklı yapıyor malzemeyi. Evet. Çok fazla salınım yapmadan rahat bir şekilde slide olayını gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Tabii genel itibariyle şey önemli burada. Hani birazcık kutu içeriğinden bahsedelim. Kutu içeriğinden sadece slider çıkıyor değil mi? Aynen, bir çantanın içinden slider çıkıyor. Yani şurada gördüğümüz aslında tripod kafası sistemin içine dahil değil. Değil, evet. O da neden dahil değil? İnsanlar farklı amaçlarına göre aslında. Tabii, mesela bu işte panoramikte de kullanılabilecek bir kafa, daha çok fotoğraf kafası dediğimiz kafalardan. Hı-hı. Ama buna bir video kafa da bağlanabilir, işte bir boled de bağlanabilir. Orada hı-hı, tercih tamamen size kalıyor. Aynen, kullanıcıya bağlı. Şimdi bu tabii motorize olmayan bir sistem. Evet. Yani manuel olarak yapıyoruz bütün işi. Evet. Arzu edilirse daha sonra üçüncü parti şeylerle motorize hale belki çevrilebilir. Ama dediğim gibi motorize olmayan bir şey. Üzerinde su terazisi var. O önemli. Var, evet. Çünkü mümkün olduğu kadar paralel bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor ki kadrajda böyle saçma sapan hareketler olmasın, spesifik olarak istemiyorsanız. Peki her kafayı buraya takabiliyoruz mu? Evet, her kafayı takabiliyoruz. 1/4 ve 3/8 ikisi de var bir adaptörle birlikte. Yani daha endüstriyel kafalardan, sinematik şeylerden takabiliyoruz. Süper. Bunu bir ayağa bağlamak istediğimizde de yine aynı şekilde hem ortada hem yanlarda hem 3/8 hem 1/4 vidası da var yine aynı şekilde. Yani normal bir tripoda da bağlayabiliyoruz. Aynen. Büyük ışık ayakları, onlar biraz daha geniş ağızlara sahip olduğu için onlara da bağlayabiliyoruz. Aynen. Tamam, yani iki taraftan ayağı da bağlayabiliriz. Sadece tek ortadan bir ayağı da bağlayabiliriz. Okey, güzel. Ama tabii dengeye dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Arzu ederseniz ayakları da bu arada ters çevirebiliyorsunuz. Ona göre konumlandırabilirsiniz. Evet. Şimdi genel olarak aslında bu slider'ın kullanma teknikleri bir sürü. Yani tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı bir şey. Hani şöyledir böyledir demenin çok bir manası yok. Siz kullanırken kendinize göre farklılaştırabilirsiniz bunu ama genelde şey yapıyorlar, hani videonun başında gördüğünüz gibi şu hareketimiz var. Evet. Bu en fazla kullanılanlardan bir tanesi. Bu güzel sinematik bir etki yaratıyor. Biz genelde ürün çekerken de bu tipte kullanıyoruz. İsterseniz bunu belirli bir objeye yaklaşıp uzaklaşma şeklinde ileri geri yaparak kullanabilirsiniz böyle. Böyle geri gelerek öyle etki yapabilirsiniz. Eğer şey yapmak isterseniz tabana veya yere kurarak yine farklı bir sinematik etki alabilirsiniz. Tabii. Yine bu şekilde aynı şekilde şöyle kafayı hafif yukarı baktırarak da işte yerdeyken mesela konserde vesaire yaparlar mesela onu. Hemen böyle gitaristin önünden böyle bir geçer falan. Aynen. Gitaristin de tam önünden. Aynen. Yani güzel, çok sınırsız. Ya gerçekten Lego gibi bizim hoşumuza gitti. Farklı farklı şeylerle de deniyoruz. Yani çok farklı açılarda kullanabiliyorsunuz. İsterseniz mesela üste yerleştirirsiniz. Aynen. Bir ürün mesela çekim yapıyorsunuz. Büyük bir ürün. Hani kadrajın içine sığması birazcık problemli ama siz gösterirken sinematik bir etkiyle geçmesini de isteyebilirsiniz. O yüzden de kullanabilirsiniz. Orada bir tek işte bir şeye bağlaması biraz problem olabiliyor. Orada dev boyunlu tripodla kullanmak daha avantajlı olabilir. Aynen öyle. Yani şey yapmanız lazım. Bu ürünler netice itibariyle 10 kilo kaldırıyor dedik ama ikinci aşama kullandığınız ayakların veya tripodların da kaliteli olması gerekiyor. Yoksa bu sistemin bütün rigidliği bozulacaktır çünkü dengede olması gereken bir sistem.
Yani o yüzden iyi bir ayak veya iyi bir tripod kilisini kullanın deriz. Yani kısacası arkadaşlar bu şekilde bu sistem. Örnek zaten şeyleri de gördünüz. Keyifli kullanabilirsiniz. Mazda bu da ürünlerimizin arasında. Gelip kurcalayabilir, inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.